O zaman İstanbul'a, Üsküdar'a doğru ilerleyelim. Çünkü inşaat alanında beton döküyordu bir araç. Vinç yan yattı. Olanlar oldu. Hadi bakalım. Bu kadar büyük sorumsuzluk daha hayatta görülmemiştir. Devrilen beton pompası aracı kurtarılırken yine devrildi. Üstelik de apartmanın üzerine. Binayı boşalttılar mı? Abi o dayanır mı öyle? Üst dairenin duvarını hem de benim dairemin balkonunu ve duvarını yıktı. Akıl almaz olay Üsküdar'da yaşandı. İnşaat alanına beton döken araç yan yattı. Tek vinçle bu işi kotarmaya çalıştılar. Böyle olacağı belliydi. Vinç getirildi, çekilmeye başlandı. Ama halat kopunca bu kez yandaki apartmanın üzerine devrildi. İki balkonu yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Abi o dayanır mı öyle? Şu an salonumun içi tamamen moloz dolu. Ölüm kalım yok ama büyük hasar var. Neyse ki kimsenin canına zarar gelmedi. Hesaplama hatası diyeceğim. Muhtemelen öyle. Matematikten integrali kaldırırsa milli eğitim müfredatı falan filan aha da olacaklar bu bundan sonra. İntegral ya. Biz arşivete öncesine geri döndük. Hadi bakalım baksana neyse. Baksana şimdi nerede? Yani nerede bunun dengesi? Nerede bunun içindeki adamın can güvenliği, sağlığı? Yani nerede bütün bu hesaplamalar yapılırken oraya nasıl bir yük var, o vinç nasıl tek başına bunu yapıyor ki? Yani akıl var, mantık var değil mi? Baksana. İşte akıl var da mantık yok ya da akıl var evde unutulmuş falan. Yani bu işin tanjantını, kotanjantını ayarlamazsan, fizik, kimya, matematik ve her neyse bilmiyorsan da böyle hadiseler olabiliyor. Yine Allah kurtardı, verilmiş sadakalarımız varmış. Varmış da durduk yerde o insanların apartmanı, balkonları, evlerinin duvarları zarar gördü, çöktü. Velev ki içinde kimse yoktu. Allah'tan ki yani, diyoruz ki şimdi. Bunun zinciri nerede, nereden başlıyor? O yükü oraya yükleyen, gönderen, projeyi yapan, gidin tek başınıza işte bunu bu kadar yükseklikten şimdi yani bir takım neyse hesaplamaları yapan kişi. Değil mi? Abi tamam neyse öyle yaparız. Bu tek başına olacak mı böyle diye. Belki korkarak soruyor. Çünkü soramıyor. Çünkü o sendromda da olabilir. Ne kadar büyük bir iş yaparsa yapsın alkışlanmayan insanlar var ya. Ebru onları geç. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Burada tipik bizim memleketlere özgü hadiseler. Hallederiz, olur, yaparız. Kadersel bir durum da olabilir bir taraftan. Şimdi mesela bu arkadaşlar şey yapacak. Kadere teslim olmuş durumda zaten yapacak bir şey. Kentsel dönüşüm yapacaklar mesela şu arkadaşlar. Şu an yapıyorlar mesela. Amaç daha yıkmayı yani beceremiyorsun, yapmayı beceremeyeceksin. Nasıl olacak bu işler? Şimdi yeni yerel yönetim seçimler bitti. Başkanlar artık koltuklarına oturdular. Bu hayırlı olsun. Başkanım, çiçekler, gelgitler de artık bitmiştir. Herkes şimdi görevine odaklansın. Evet. Özellikle İstanbul'da bizim hadisemiz nedir? İnşaat, inşaat, inşaat. Kentsel dönüşüm. Kime, nasıl, ne şekilde kentsellerimiz, kentlerimiz dönüştürülüyor bir buna baksınlar. Liyakat sahibi insanlar mı, ehliyet sahibi insanlar mı, değiller mi? Zayıf halkalar illaki vardır. Aha da öyle. Onları alıp çıkaracaksın ve bu işi gerçekten ehli insanlar yapacak. En tepesinden inşaata bakanın en denetleyenine kadar kadrolar yeniden şekillensin. Artık yeter ya, şu da olmasın yani. Bu da olmamalı. Diyeceğimiz haberler